Sudan'da eski devlet başkanı Ömer el-Beşir'in 2019 yılının Ağustos ayında görevden alınmasının ardından ülke askeri ve sivillerden oluşan özgürlük ve değişim güçleri tarafından yönetiliyordu. Beşir yanlılarının Eylül ayında bir askeri darbe girişimini engellediklerini ifade etmesinin ardından ülke genelinde protestolar başladı. Gerilim her geçen gün arttı. Uzun süredir siyasi gerilimin yaşandığı ülkede bugün Sudan geçiş hükümetinden çok sayıda lider evlerinde gözaltına alındı. Sivil Başbakan Abdullah Hamdok ve 4 bakanın da askerler tarafından gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade edildi. Gözaltıların arkasındaki ismin kim olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, İletişim Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapılarak, gözaltıların müşterek askeri güçler tarafından yapıldığı ve alıkonulanlarınsa bilinmeyen yerlerde tutulduğu ifade edildi. Yaşanan olaylar darbe girişimi olarak nitelendirilirken, başkent Hartum'da internete erişimin sağlanmadığı kaydedildi. Başbakan Hamdok'un gözaltına alınmasının ardından yüzlerce kişi Hartum'da sokaklara döküldü. Lastik yakarak yolları trafiğe kapattı. Hartum'daki havalimanında uluslararası uçuşlar askıya alınırken, şehrin farklı noktalarında da yüzlerce asker konuşlandırıldı. Sudan Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamada, askeri güçlerin başkent Hartum yakınlarında bulunan radyo ve televizyon merkezine bastığı bildirildi. Baskında çok sayıda çalışanın gözaltına alındığı aktarıldı. Sudan'da geçiş hükümetinin sivil liderlerinin gözaltına alınmasının ardından başkentte orduya karşı sokağa çıkan halksa protestolara başladı. Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada olağanüstü hal ilan edildiğini ve geçiş hükümetinin feshedildiğini duyurdu. Avfia la tu'min bil hurriye